Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı 250, 251, 252 ve 253. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz ülkemizin üstlendiği uluslararası roller. Ülkemizin dünya üzerinde bulunduğu göreceli konumun ülkemize sağladığı yararlar nelerdir? Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle Orta Doğu ülkesi olarak görülmektedir. Fakat siyasi yapısıyla bir Avrupa ülkesi vatandaşlarının %90'ı Müslüman olmasından kaynaklı olarak da Müslüman devlet durumundadır. Tarihsel özelliğine baktığımız zaman Orta Doğu ülkeleri üzerinde doğal etkisi bulunmaktadır. Türkiye güçlü devletlerce Orta Doğu'yu denetlemeye etkisi bulunan güçlü devlet olarak görülmektedir. Türkiye petrol ve doğalgaz kaynaklarına yakında olan bir ülkedir. Ayrıca ön Asya ülkesi olmasından dolayı Asya devletleri ile de arası iyidir. Ülkemizde bulunan İstanbul ve Çanakkale boğazları deniz ulaşımı açısından önemlidir. Karadeniz ülkeleri ve Akdeniz ülkelerinin ulaşımını Türkiye kontrolü altında bulundurur. Ülkenin coğrafi konumundan dolayı elde ettiği ekonomik, siyasi ve askeri kültürel güçleri siyasetini oluşturup yönlendirilebilen kendi kararlarını kendileri verebilen jeopolitik konumundan dolayı Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleştiği kesişim noktalarında bulunan bir ülkedir. Bu üç kıtanın köprü görevinin Türkiye üstlenir son yıllarda yapmış oldu. Atılımlarla ve çevresindeki ülkelerle kurmuş olduğu ilişkilerle denge politikası izlemektedir. Dış siyasette gayet güçlü olan Türkiye kendi milli ordu tesisatını kurmuş. İHA, SİHA, TİHA gibi gelişmiş insansız savaş araçlarıyla dünyanın ilk sıralarındadır. Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye övgü dolu sözler. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Garandi, Türkiye'nin Arakan Müslümanlarına yönelik insani yardımlarına ilişkin, Türkiye insani yardımlarda küresel olarak cömert bir ülke olma özelliğini sürdürüyor dedi. Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan karışıklıklardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için talep edilen 434 milyon dolarlık acil fonun 335 milyon dolarının karşılandığını anımsatan Grandi, konferansı sonucunda memnunuz daha önce talep ettiğimiz 434 milyon dolarlık fonun yaklaşık dörtte üçünü bu konferans yoluyla tedarik etmiş olduk dedi. Grandi, Türkiye'nin BM Cenevre ofisi nezdindeki daimi temsilcisinin planlanan projeler ve teslimatlarla Türkiye tarafından sağlanan insani yardım miktarı toplamda 50 milyon doları aşacak ifadesine değinerek Türkiye'yi övgüde bulundu. Grandi şunu vurgulamak istiyorum ki Türkiye insani yardımlarda küresel olarak cömert bir ülke olma özelliğini sürdürüyor değerlendirmesinde bulundu. Okuduğunuz haberlerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Birleşmiş Milletler temsilcisi Türkiye'den neden övgü dolu sözlerle bahsetmiştir? Birleşmiş Milletler temsilcisi Türkiye'den insani yardımlardan dolayı övgü ile bahsetmektedir. İnsani yardım alanında üstlenildiği rol ülkemize nasıl katkı sağlamış olabilir? İnsani yardım alanında üstlendiği roller ülkemizde uluslararası platformda prestij elde etmesini sağlamıştır. Uluslararası Birleşmiş Milletler temsilcisi Türkiye'nin cömertliğinin cömertliğini övülmüştür. Ayrıca ülkemizin yardım ettiği bu insanlar tarafından Türkiye'ye bir kurtarıcı olarak görülmektedir. Türkiye'nin elini uzattığı ülkelerdeki insanlar Türkiye'ye karşı sempati duymaya başlamıştır. Türk bayrağını gördüğü zaman yardıma yine Türkiye gel diyerek sevinç çığlıkları atmaları sağlamıştır. Bu sayede ülkemiz yabancıları bizden çok uzakta olan ülkelerde daha iyi tanımaya başlamış, ülkemize karşı bir özlem oluşturmuştur. Birçok insan turist olarak ülkemizde bunun gibi platformlarda duyduğu için merak ederek araştırılmış ve ülkemizi gezmeye karar vermiştir. Ülkemiz mazlumların yanında durma konusunda her zaman önde olmasından dolayı dünyada bir kamuoyu oluşturmayı başarmıştır. Ülkemizin sahip olduğu siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel özelliklere bağlı olarak uluslararası alanda üstlendiği rolleri yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Siyasi roller ülkeler arası diyalogla dostane ilişkiler kurmaya çalışmaktır. Askeri roller Barış döneminde dostlara güven, savaş döneminde düşmana korku verebilecek güçte bir ordu ve milli savunma itemlerinde bulunmak yönüyle ülkemizi her türlü tehditten korumaktır. Ekonomik roller, uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamak, insani yardımlarda vicdanlı bir millet olduğunu göstererek devlet politikasında her zaman ihtiyaç sahiplerine desteği vermek, güçlü bir ekonomi kurmaya çalışmak güçlü ekonomik anlaşmalarla sağlamaktır. Kültürel roller, insan hakları ve demokrasi ilişkilerini korumak ve güçlendirmek, ırkçılığa karşı birlikte hareket etmek, hoşgörüsüz ve yabancı düşmanlığını engellemek, dünya çevre sorunu gibi durumlarda çözüm aramak ve üretmek, ülkelerin sosyal ve kültürel faaliyetlerinin de etkinliklerine katılarak kültürümüzü dünyaya tanıtmaktır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bize ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.